Bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Barış Kahraman. Ben Semih Nazlı. Herkese merhaba. Bu üçüncü program, iki programdır. Sizlere Deep Web'den, Undernet'ten ya da Hiddennet'ten, bilinmeyen internetten ya da erişmesi güç olan internetten bahsediyoruz. Şimdiye kadar insan kaçırmadan, adam öldürmeden, multimilyar dolarlık anlaşmalardan, pornografik içeriklerden, hack işlemlerinden, hackerlardan, ama böyle hani yüzeysel ucu bir hackerlardan değil de Microsoft'un güvenli veri tabanlarına erişim sağlayabilen hackerlardan bahsettik. Tor tarayıcısından ve bizim günlük hayatta kullanmadığımız işte Exit, I2P ya da Onion gibi uzantılardan bahsettik. Biraz nasıl erişilebileceğinden bahsettik. Geçen programımızda closed shell sistemiyle kapatmıştık. Evet. Bundan sonrası daha uçuk noktalara geliyor diyerek, bundan sonrası daha bilim kurgu vari, pek çok izleyicimizin aslında inanmak istemeyeceği ya da inanamayacağı bize de siz bunları nereden demiştim biliyorsunuz, atıp tutmayın diye de kesinlikle yorumlar alacağımız. Ama closed shell'ın Tesla deneylerinden başladığını, elektromanyetik dalgalarla ya da elektrik ve manyetik alanlarla veri transferini sağlayan, aslında tam anlamıyla bir internet olmayan bir sistem olduğundan bahsetmiştik ve bu noktadan sonra derin network'te ya da deep web dediğimiz ortamda Tesla deneylerinden başlayarak uçuk noktalara dair, uçuk şeylere dair kaynak bulabileceğimizi söylemiştik. Neler bu kaynaklar ve nasıl ucubik şeylerle karşılaşıyoruz? Şimdi artık 5'in başı 4'ün sonu diyebileceğimiz bir noktaya geldik closed shell sistemlere ulaştığımız zaman. Dedik işte Tesla deneylerinden başladı bunlar ve gerçekten de Tesla deneylerinin planlarını bulabiliyoruz burada. Bu adam neler yapmış, nelerini gizlemişler şeklinde, ki her şeyini gizlemişler, şu an çok fazla bir şeyini bulamıyoruz. Tesla deneyleriyle artık devletler ulaşılmasın bunlara diye bu bölüme çekmişler. Onun dışında ilk bölümde de söylemiştik, İkinci Dünya Savaşı, işte bilim adına bir şeyler yapıldı, ahlak değişti falan diye. Peki bu adamlar ne yaptı? Bu adamlar neler başardı? Hep görürüz ya işte İkinci Dünya Savaşı zamanında Almanlar işte UFO yaptı. İşte bilmem neleri yaktılar, işte şunları şöyle yaptılar, işte köpek beyniyle oynadılar. Sibirya'da hala çalışan bir Nazi kampı varmış. Varmış falan. Alaska'ya Naziler yerleşmiş. Gibi. Hani yok işte zaten artık bu filmlere de konu olan, özellikle Marvel'ın çok sevdiği işte Red Skull, Naziler, işte Tesseract falan, böyle işte bunlar evren enerjisini bulmuşlar, cenneti getirmişler dünyaya falan. Bunların tamamı gerçek mi değil mi? Her ne kadar şu an bilmesek de bu noktaya, bunların tamamını burada bulabiliyoruz. Ya şöyle özetleyelim, İkinci Dünya Savaşı'nda yapılmış deneylerin sonuçlarını, başarılı mı değil mi, hepsini bu noktada bulabiliyorlar. Ve bu gerçekten çok büyük bir bilgi kaynağı aslında. Bilimsel tarafı dışında şöyle bir gerçek var. Aslında internetin başlangıç noktası falan diyebiliriz İkinci Dünya Savaşı yılları için. İşte şifreleme algoritmalarının ortaya çıkışı, işte gizli mesajlaşmaların ihtiyacı vesaire, bu savaş döneminin aslında internetin ortaya çıkışı olarak da adlandırabiliriz ve bu dönemde sadece savaş teknolojileri vesaire değil, Nazi Almanya'sının çok ciddi sanat eserleri takip ettiği bir network, bir ağ var. Evet. Bunlarla ilgili bilgiler de yine burada. Hangi sanat eseri neredeydi, nereye geldi, şu an nerede, kime satıldı, hangi Nazi subayına devredildi, hediye edildi gibi. Kimde duruyor ya da neler var, bilmediğimiz var, neler var şeklinde. Yani hepsi bu orada. Sadece korkunç tarafı değil, işin sanatsal tarafı. Tabii güzel kısımları da var. Sanat kaçakçılığına giriyor aslında bu bir anlamda. O yüzden buna da çok güzel diyemeyiz, çok parlak diyemeyiz ama yine de tarihi eserlerin hala var olduğunu bilmek güzel. Güzel bir şey. Yanlış ellerde de olsa. Onun dışında neler var diye devam edecek olursak, super computation dediğimiz, hani evlerimizde kullandığımız ya da ofislerimizde kullandığımız ya da devletlerin kullanıyor olduğunu sandığımız, bizim süper bilgisayarda oyun oynadığımız bilgisayarların aslında ne kadar süper olmadığını, birer hesap makinesi kadar kaldığını gösteren elektronik aletlerin, elektronik cihazların ve bilgisayarların bir şekilde bilgilerine, nasıl yapıldıklarına, nelerden oluştuklarına ya da nerelerde olduklarına ulaşabildiğimiz bir bilgi sistemi de mevcut burada. Aynı zamanda bu
süper kompütürlerin bilgi sistemi dışında süper kompütürlerin yaptığı işlemlere dair de bir network burası aynı zamanda. Yani ismini çıkartamıyorum şimdi. IBM'in en son yapmaya çalıştığı bir yapay zeka ağı, öğrenebilen bir yapay zeka ağına dair bir prototipleri var. Hatta Skynet diye çok aynen, üzerinde Skynet durulmuştu. Geliyor mu yoksa diye. Adı Skynet değil bu arada. Sadece Skynet Terminator Terminator'a gönderme yapmak adına yapılmış. Onun yaptığı işlemler, onun veri tabanı vesairesi de yine Deep Web'in bu seviyeleri sayesinde evet. ulaşabildiğimiz bir nokta. Bunun dışında cult diyebileceğimiz çeşitli organizasyonlar, hani örgütler, o üçgeni gördük her yerde Illuminati var diye yapıştırıyoruz ya, aslında bu Illuminati'nin de yine kaynakları, organizasyon yapısı, neler yapıyorlar, nerede toplanıyorlar, örgütleşmesi nasıl, iletişimi, kendi içerisindeki etkileşimi, yine Deep Web'in bu noktalarında erişilebilecek şeyler ki Illuminati aslında bunun sadece yüzeye çıkan tarafı, çok daha yani, derin organizasyonlar, çok daha mistik diyebileceğimiz belki de kaltlar mevcut. Biz çok önermiyoruz aslında bunlara bir göz atın diye, çünkü her ne kadar yüzeysel olarak ne kadar tehlikeli olduklarını bilsek de işlerin daha da tehlikeli olduğu bir noktaya gelmiş durumdasınız bu closed shell sistemlere girdiğinizde. Hani yine bundan sonrası assassination networkler de burada biraz daha güçleniyor ve artık Kennedy suikastine falan kadar erişmeye başlıyoruz. Gerçekten bu dünya tarihindeki çok önemli suikastlerin son zamanlardaki diyelim neden yapıldığına dair, kimlerin yaptırdığına dair, nasıl yapıldığına dair çeşitli bilgiler ve bunları yapan adamlara ulaşabileceğiniz noktalar, artık o derinlikteyiz ve yol yakınken çıkın. Buna kendinizi kurtarın yani. Bir şekilde çıkın buradan. Hatta hiç yaklaşmayın bile bu noktaya. Zaten closed shell sisteme girebilmek başarı bir noktada. Bunu yaptığınız zaman kendinizi belli bir başarımı elde etmiş sayın ve buralara gezmeyin. Yani artık arkadaş çevresinde hava attın. Ya ben işte Deep Web'e girdim falan diye. Zaten Deep Web'e girdim dediğinizde yeter birçok insan için. Aynen. Eğer ki böyle teknolojiyle alakalı bir çevreniz varsa diyelim. Ama bir de şöyle bir gerçek var. Evet, bir sürü şey anlattık. Gerçek olması çok zor görünen bir sürü şey anlattık. Ha, bu arada atlamadan geçmiyorum. Bunların arasında işte Da Vinci'nin vesairenin falan projeleri de yine onlar da Deep Web'in bu noktasında saklanan, korunan şeyler. Ama bütün bu gerçek ve tamamıyla bağımsız bilgi yığınına rağmen buraya kadar olan kısım, yani sıfırdan bizim şu an bulunduğumuz noktaya kadar olan kısım, yani 5'in başlangıcına kadar olan kısım, internetin sadece %20'si olarak adlandırılıyor. Ne yazık ki öyle. Biz aslında kendimizi çok büyük bir okyanusta kaybettik sanarken aslında biz ufak bir gölde yüzüyormuşuz olarak. Görmediğimiz çok başka bir nokta gerçekten var. Ya biz sadece çocuk havuzundayız aslında. İnternetin o bilgi havuzuna erişebilmiş değiliz. Erişemedik. Ama erişmeli miyiz? Erişmemeliyiz. Çok çok net bir şekilde. Erişmemeliyiz. Yani sonuçta o noktaya geldiğinizde sizin kimliğinizin aslında o olmadığını görme ihtimaliniz var. Yani o zaten bir insana çok büyük bir travma yaşatacağına eminim. Hani bu noktadan sonra artık biz 4'ün sonu 5'in başı dedik. Tabii bunun da 6'sı, 7'si ve 8'i var. Çok ufak değinebiliriz onlara aslında. Yüzeysel olarak değinebiliriz. Yüzeysel olarak şuradan biz de önümüze şeyimizi açalım. Şimdi bu noktada artık 5'e geldik. 5'in bir adı var bu arada. Evet. Mariana Ağı denilen bir adı var. O da ironiktir. Arkadaşlarımızdan bilmeyenler olabilir. Mariana Çukuru arkadaşlar dünya üzerindeki okyanusların en derin noktası. Büyük okyanusun bir yerlerinde ve inmeyi beceremediğimiz bir yerde ki burası da zaten inmeyi beceremeyeceğiniz bir internet noktası olacak çok büyük ihtimalle. Öyle hackerlar falan varsa bizden uzak dursunlar. Şimdiden kendilerini tenzih etsinler bizim kitlemizden. Mariana'da ve inmeye yeltenen ya da inebilecek olan okuyucularımız, takipçilerimiz varsa işte rivayetlere göre Mariana Web'e inenler bir daha dönmedi şeklinde birçok şey var. Artık buraya geldikten sonra zaten hani çok fazla bu konu hakkında, yani Mariana'nın ağıyla ilgili çok fazla bilgi yok.
Çok fazla bilgi paylaşılmıyor. Evet, o yüzden biz de size ne desek gibi, aslında... Şurada şunu bulursunuz, burada bunu bulursunuz gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Zaten işin bundan sonrası tamamıyla algoritma tabanlı gidiyor. Kuantum algoritmaları, işte quantum computing denilen işlere dönüyor nokta. Artık hani belki de beynimizin algılayamayacağı, sadece makinelerle yapabileceğimiz işlemlere dönüyor olaylar. Ama şunu düşünebilirsiniz arkadaşlar... 5. seviye Deep Web'ten sonra burası biraz fiziğe kaçacak belki ama uzay zamanın gerçek anlamda bükülebilir olduğunu ve manyetizmanın ne kadar etkili olduğunu öğrenebiliyorsunuz diyebiliriz çok yüzeysel olarak ama bu da hani National Geographic'te bir belgeselden de öğrenebileceğiniz bir bilgi gibi görünmesin size. Yani, bu tamamıyla en yüzeysel tanımı aslında. Kesinlikle. 6'ya geldik diyelim. Hani 5'i geçtik bir şekilde. 6'ya geldik. Zaten 6'ya geldiğimizde bizi önce bir güvenlik karşılıyor. Avcım hoş geldiniz de ne yapıyorsunuz burada bir dakika diye. Bunu çıkın dışarı. Devletlerin özellikle kurduğu güvenlik ağları dediğimiz gibi işte quantum computing teknolojisiyle kurulan bir defans mekanizması diyelim. NSA vesaire dediğimiz sistemler bu noktada işin içine aynen, giriyor diyebiliriz. Bu noktaya giriyor. Ya onlar bile aslında bu noktadan üstün güvenli görüyorlar. Yani bir noktada öyle. Geldik 6'ya bunları yaptık. İşte çok iyiyiz, süperiz. Başardık. 6'yı geçtik. Burada işte rivayetlere göre gene, anlatılanlara göre 6'yı geçtikten sonra en büyük hedef 8'e ulaşmak olduğu için 7'de kaybolan çok. 6'yı geçip de 7'de kaybolan çok. Çünkü 7'deki bilgilerin gerçekten çok aşırı şekilde çok başka yerlere yönlendirdiği, kimliğinizi açığa çıkarttığı ve hiçbir şekilde 8'e size erişim sağlamamak üzerine kurulduğu rivayetleri var. Hani net bir şekilde konuşmuyoruz burada çünkü biz de içinde her bulunmadık. Gün, her gün deep web'e falan girip çıkan adamlar. Her gün 8'e iniyoruz işte devletten abilerle el sıkışıyoruz falan yapmıyoruz biz de. Biz de okuduğumuz yerlerden buralara bir şekilde ulaşmayı başarmış ya da başardığını iddia eden insanların şeylerini aktarıyoruz size. 7'de kaybolmadık diyelim, 8'e geldik. 8'e geldiğimizde artık işler çok değişiyor. İnternetin kalbine iniyoruz bir noktada. İnternetin olduğu yere iniyoruz gerçekten. Ve indiğimizde de ben eminim ki bizi hoş şeylerin karşılamayacağına. O yüzden bu konuya çok da şey yani, yapmayalım. Arkadaşlar 8. bölge the source olarak geçiyor. Yani kaynak noktası olarak geçiyor ve 8. seviye için Zion benzetmesini yapanlar var. Zion'da mitolojideki, Hristiyan mitolojisindeki, Musevi mitolojisindeki tanımlarını bir tarafa bırakıyorum. Zion'da Matrix'teki son insan şehri. Gerçek anlamda insanların yaşadığı şehir. Yani dünyanın en böyle merkezine yakın bir yerde. Bu noktada aslında falan şey diyebiliriz. 8. seviyedeki insanlar gerçek hayatı yaşıyorlar ama biz Matrix'teyiz diyebiliriz. Yani biz yapay bir dünya yaşıyoruz. 8. seviyede gerçek dünya var diyebiliriz. Aslında bu noktada çok güzel bir şey söyledin. Çünkü biz ne kadar internetin işte derinleri, yüzeyleri falan desek de artık hepimiz bir şekilde internete bağımlı, internet üzerinden birçok şeyimiz yapan ve internetle yaşayan, internet kesildi mi mızmızlanan insanlara dönüştük. Yani işimizi yapamıyoruz. İşimizi yapamıyoruz en basitinden. Hani bu noktada gerçekten Source'da yaşayan insanlara bir şekilde gerçekten yaşayan insanlar bize de Matrix demek gerçekten çok doğru olabilir bu noktada. Bunun dışında onlara gerçekten yaşıyorlar dedik. Kendimize Matrix benzetmesi yaptık. Biz de yaşıyoruz. Hani peki, yaşamıyor değiliz. Yaşamıyoruz. Yaşıyoruz. Yaşıyoruz ama hani ne kadar gerçek, ne kadar güzel, ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Peki Zion benzetmesini yaptıktan sonra Zion'a doğru gitmeli miyiz? Yani bu Deep Web'in içine girmek için uğraşmalı mıyız? Yoksa kıçımızın üzerine tabiri caizse oturup bu sözde özgür internet ortamında kalmalı mıyız? Çünkü şöyle bir gerçek de var. Deep Web dediğimiz nokta sonsuz özgürlüğün olduğu bir nokta.
Kesinlikle ki bu konu. Zaten önceki programımızda bahsettiğimiz bu ahlak dışılığın oluşmasının sebebi de bu sonsuz özgürlük. Özgürlük. Herkesin kendi istediğini yapabildiği, kendi istediği bilgiyi sunabildiği bir dünyaya erişmiş oluyoruz aslında bu noktada. Peki bu sonsuz özgürlüğe yönelmeli miyiz? Bizim ahlak kurallarımız bunu kaldırabilecek seviyede mi? Ya da bireysel gelişimimiz bunu kaldırabilecek seviyede mi? Ya açıkçası dördüncü seviyeden sonraki bilgilere çok fazla insanın kaldırabileceğini ben zannetmiyorum. Bu benim ben üçte ya da dörttekileri de çok. Ya bu benim kişisel görüşüm bu arada. Çünkü hani bir insanın öldürülmesini izlemekten zevk alıyor olabilirsiniz. Ben o konuda yorum yapmak istemiyorum. Ya da çok çılgın genetik deneyleri öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Ya da İkinci Dünya Savaşı'nda o ona ne yapmış, buna ne yapmış, bunları görmek istiyor olabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin kişisel özgürlüğünüz. Biz burada zaten onlara hiçbir şey demiyoruz. Ama bir noktada ben ne kadar hani kendimce insanların girmemesi gerektiğini ya da girse bile kendini bir şekilde tutması gerektiği taraftar olsam da elbette ki her gün birileri buna giriyor. Her gün birileri bir bilgi öğreniyor ve bilgi ekliyor. Orada bir şeyler olmaya devam ediyor. Orada bir şeyler olmaya devam ediyor ama gene benim kanımca insanlık daha bu tarz bilgilerin üst seviyelerde yayılmasına hazır değil. Ki yani bir NSA skandalı oldu, bir WikiLeaks skandalı oldu. Her şey darmadağın. Ekonomi dağıldı. Neredeyse devletler çok büyük sallantılar yaşadı. Hı hı. Hani bu noktada bilgi güzel şey, bilgi öğrenmek güzel şey. Hiçbir şekilde bilgiye erişime yasaklar konması da güzel bir şey değil, hoş bir şey değil. Ama bir şekilde evet bazı şeyleri herkesin bilmemesi gerekiyor ve gerekiyor. Bu bilgi yayımı bir şekilde ahlaki değerler çerçevesinde kesinlikle yasalardan, yaptırımlardan vesaireden söz etmiyorum. Ahlaki değerler çerçevesinde ve birey ya da toplumun faydası gözetilerek bir kontrol altında tutulması gerekiyor. Ve zaten bizim şu an bahsettiğimiz deep web, hidden web, under web gibi şeylerin de bir şekilde birileri tarafından korunması durumu var zaten burada. Bunu yapmakta olmaları da gerçekten çok doğru bir hareket. Çünkü burada ne kadar özgür olsak da biz bilgiyi bir yerden alıp diğer tarafa taşıyabiliyoruz ve bu taşımanın engellenmesini de bu insanlar sağlıyor. Hani o yüzden daha da çemkirmemize gerek yok bu noktada. Bu böyleymiş, deep web böyleymiş, çok işte gerçek abiler varmış diye. Bence girmeyin. Girseniz de çıkmaya çalışın. Ya da geri dönmeyin. Mümkün olduğunca uzak durun arkadaşlar. Biz de herhalde biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Sonuna geldik artık. Biraz da aşmış olabiliriz son program vesilesiyle. Deep Web bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki programımızda da Bitcoin'den bahsedeceğiz zannedersem. Evet. Bitcoin'e bir giriş yapalım istiyoruz. Her hafta bunun gibi söyleşilerle, bazılarının boş dediği sohbetlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizler şimdilik bu kadar. Ben Barış Kahraman. Ben Semih Nazlı. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.